Biz YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. Yani kendi bulunduğu yerde kendisini, halkını savunan bir örgüt olarak görürüz. Türkiye'nin ne beka sorunu olacak? Peki beka sorunu olmayacak diyorsunuz ama Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki işte Amerikan varlığını ve oradaki silahlı güçleri nasıl desteklediğini biliyoruz. YPG'yi nasıl desteklediğini biliyoruz. Dolayısıyla yani onlar bize mi saldıracaklar? Bugün Fethullah Gülen'in kitapları korkudan yakılıyor. 12 Eylül'deki kitapların yakıldığı gibi. Hiç doğru değil. Emin olun, yurt dışına kaçmaktan başka bunun başka bir çaresi yoktur. Erdoğan için söylüyorum. Kaçsa da onu bu ülkeye getireceğiz. Yurt dışına kaçmak derken niye kaçsın? Kaçacaktır efendim. Yargılanacak bu. Bunun kurtuluşu yok. Olması gereken uygulamalarla karşı karşıyayız. İnşallah bunlar son olur. Bir daha olmaz. Bu tür kararlar demokrasimize zarar veriyor. Ülkemizin saygınlığına zarar veriyor. Bir grubu düşman ilan etmek, onların üzerine acımasızca gitmek, hukuku tanımamak bizim kabul edeceğimiz bir uygulama değil. Biz hapiste hasta yatan PKK'lıya da gittik, DHKPC'liye de gittik. Barikatları kuran arkadaşlara da, kişilere de, kim yapıyorsa onu bilmiyoruz tabii. Peki biz orada niye duruyoruz? PKK mı var mı? PKK'da yok. Niye orada duruyoruz? Gözlem noktalarının şu anda bildiğim kadarıyla 7'si şu anda Esad'ın askerlerinin aldığı bölgede. Evet. Ve onların korumasında bir anlamda Esad'ın askerleri bizim askerleri koruyor orada. Televizyonlar kapatılıyor. Niye kapatılıyor kardeşim? Niye? Örgütün yayın organı mı olsun? Efendim? Örgütün yayın organı mı olsun? Hayır. 15 Temmuz darbesini yapan adamların. Şimdi bakın. İslam dünyasında yaşanan dram, İslam dünyasından kaynaklanan terör bütün dünyada farklı yorumlara yol açtı. Ve İslam dünyasının da oturup düşünmesi gerekiyor. Neden benim ülkemde terör var diye. Köprüde linç edilen askerlerin haklarının savunulması, haklarının aranması lazım.